Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri, dünyamız ve hareketleri konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz dünyamızın şekli üst kısmına Kuzey Kutbu, alt kısmına Güney Kutbu, ortada yer alan sanal çizgiye de ekvator kısmı çizgisi diyoruz. Ekvator tarafı dünyamızın en şişkin bölgesidir. Bir top alıp üzerine alttan üstten bastırdığınızda topun altının ve üstünün kutuplar bölgesi, şişkin kısmının ise ekvator olduğunu farz edebiliriz sevgili öğrenciler. Dünyamızın şekline geoid diyoruz. Eskiden küre diyorduk biliyorsunuz sevgili öğrenciler. Küre şeklindedir diyorduk. Artık öyle demiyoruz. Dünyamızın şekline geoid diyoruz. Dünyamızın yörüngesi de elips şeklindedir. Gördüğünüz gibi bu yörünge, şu çizginin yer aldığı yörünge elips şeklinde bir yörüngedir. Güneşin etrafındaki yörüngesi. Dünyamızın ortasından dünyamızı iki eşit parçaya ayırdı düşünen çizgiye biz ortadaki bu çizgiye ekvator çizgisi diyoruz. Ekvator çizginin üst kısmına kuzey yarım küre, alt kısmına ise güney yarım küre diye isimlendiriyoruz sevgili öğrenciler. Dünyamız güneş etrafında dolanan 8 gezegenden üçüncüsüdür. Bakın sıralamaya baktığımızda Merkür, Venüs ve Dünya sıralaması gelmektedir. Dünyadan sonraki sırada da Mars var gördüğünüz gibi. Güneş'e uzaklığına göre gezegenler sıralanmıştır. Hepsi de Güneş'in yörüngesinde hareket, dolanma hareketi yapar. Dünyamızın iki türlü hareketi var sevgili öğrenciler. Biri dönme hareketi, biri dolanma hareketi. Bakalım dönme hareketi neymiş, dolanma hareketi neymiş, arasındaki fark neymiş, dönme ve dolanma hareketi sonucu neler oluşuyormuş? Buna bir göz atalım isterseniz. Dönme hareketi sevgili öğrenciler, dünyamız kendi etrafında döner, bu dönüşünü 24 saatte yani bir günde tamamlar. Dönme hareketi neredeymiş? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketine dönme hareketi diyoruz. Buna bir günlük hareket diyebiliriz. Dünyanın dönme hareketi hangi özelliklere sahipmiş bir bakalım. Evet. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Unutmayın, batıdan doğuya doğru. Bu dönüşü 24 saatte tamamlar. Bir dönüş için geçen bir süreye bir gün denir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hızı ekvatorda yaklaşık olarak saatte 1640 kilometredir sevgili öğrenciler. Bakın dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü topacın hareketine de benzetebiliriz. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Dünyanın güneşe tabakan taraflarında gündüz yaşanırken arka tarafındaki gölge kısımlarda gece yaşanır. Ve böylelikle gün içinde sıcaklık farkları oluşur. Gündüz sıcaklıklar artar güneşten gelen ışınlardan dolayı. Akşam hava sıcaklıklarında düşüşler meydana gelir. Sevgili öğrenciler, dünya batıdan doğuya doğru döner. Bunun sonucunda doğudaki yerler batıya göre güneşi daha önce görür. Yerel saat farkları bu yüzden oluşur. Yani en doğudaki yerlerde güneş daha önce doğar ve daha önce batar tabii ki. Bunun sebebi de dünyanın batıdan doğuya doğru hareket etmesi yani dönme hareketidir. Güneş ışınlarının gün içindeki yere düşme açıları da bu şekildedir. Bakın sabah yatay bir şekilde güneş düşerken öğlen en dik tepede olduğu için en dik şekilde dünyaya güneş ışınlarının geliş açısı resimde gördüğünüz şekilde sabah ve akşam yatay, öğlen güneş ışınları dünyaya dik bir şekilde gelir. Cisimlerin gölge uzunlukları ise işte bu yüzden güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşmaktadır sevgili öğrenciler. Evet, gördüğünüz gibi gölge oluşumu da güneş ışınlarının dünyaya geliş açısıyla
göre ortaya çıkar. Peki dolanma hareketi nedir? Dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne biz dolanma hareketi diyoruz. Dünya kendi etrafında dönme, güneşin etrafında ise dolanma hareketi yapar sevgili öğrenciler. Dolanma hareketine yıllık hareket de diyebiliriz. Dolanma hareketinin yönünü yine batıdan doğuya doğrudur. Dünya güneşin etrafındaki dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda dünyada mevsimler ortaya çıkar. Dolanma hareketine de yıllık hareket diyebiliriz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi yıllık hareket yani dolanma hareketidir. Gördüğünüz gibi dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneş etrafında da dolanma hareketini yapar. Ve bunun sonucunda da dolanma hareketi sonucunda da mevsimler ortaya çıkar. Evet, bakın dünyanın güneşe en yakın olduğu zamanlarda en çok sıcak mevsimini yaşanacağı için yaz mevsimi, güneşin dünyanın güneşten uzaklaştığı zamanlarda ise kış mevsimi yaşanır. Gördüğünüz gibi güneşin dünya üzerindeki etkisi mevsimlerin oluşumuna sebep olmaktadır sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili.